merhabalar. Bugün sizleri, bugünkü videomuzda sizleri çok uzaklara, hatta okyanusun diğer ötesine, kilometrelerce öteye getireceğiz, Latin Amerika ülkelerine. Ama biz bugün Latin Amerika ülkelerinin siyaset ya da toplumsal olaylarından bahsetmeyeceğiz, ekonomilerinden bahsetmeyeceğiz. Biz size Latin Amerika ülkelerinde bulunan ve Latin Amerika nüfusunun çok büyük bir bölümünü oluşturan Osmanlı'nın bağrından kopup bu ülkelere göç etmiş olan Araplardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Araplar demeyelim de Latin Amerika yerlilerinin onları çağırdıkları gibi söyleyelim. Bugün sizlere El Turco'lardan bahsedeceğiz. Kimler yok ki bu El Turco'ların içinde? Kıvrak danslarıyla bildiğimiz Shakira, dünyanın en zengin adamlarından birisi olan Carlos Slim ve şair, ressam kimliğiyle tanıdığımız, tüm dünya tarafından beğenilen ve sevilen Halil Cibran. Peki kim bu El Turco'lar? Neden Osmanlı'nın Orta Doğu coğrafyasından, o dönem Osmanlı topraklarında olan Orta Doğu coğrafyasından kopup da Latin Amerika'ya gitmişler? Neden Amerika değil, neden başka bir ülke değil, neden Latin Amerika? Biraz bu soruların üzerinde duracağız ve El Turco'ların Latin Amerika'ya gittikten sonra yaptıkları işlerden ve zenginleşmelerinden bahsedeceğiz sizlere. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bu soruların cevabını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'ndan sonra, daha doğrusu Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçi fikirlerden sonra bildiğiniz gibi bir takım ayrılıkçı hareketlere sahne olmuştu Osmanlı toprakları ve pek çok millet Osmanlı'dan ayrılmıştı. Bununla beraber yine 2. Abdülhamid devrine doğru Orta Doğu topraklarında da yine savaşlar, işte bir takım toplumsal karışıklıklar, siyasi çalkantılar, yani günümüzde de olduğu gibi o zaman da mevcuttu ve halk toplumsal olarak huzursuz ve rahatsız bir durumdaydı. Aslına bakarsanız ekonomik olarak da çok iyi bir durumda olduklarını söyleyemeyeceğiz. Osmanlı'da hal böyleydi ama bir başka tarafta, yani çok uzaklarda Latin Amerika ülkelerinde çok daha farklı gelişmeler oluyordu. Neler oluyordu biliyorsunuz, Latin Amerika ülkeleri çok uzun yıllar Portekizlilerin ve İspanyolların sömürgesi olarak yaşamlarını sürdürebildiler, varlıklarını sürdürebildiler. Hatta yani bağımsızlıkları yoktu hiçbir ülkenin. Daha sonra tabii Amerika'nın güdümüne girdiler. O da çok farklı bir konu, belki başka bir videonun konusu olur. Bu Latin Amerika ülkeleri belli bir dönemden sonra, 1800'lerden sonra 1800'lerin ortalarına doğru birer birer bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar. Portekizlilere ve İspanyollara karşı gelmeye başladı halk. Birer birer işte bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar. Bağımsızlıklarını elde ettikten sonra bir başka gelişme daha oldu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bence Amerikan başkanlık koltuğuna oturmuş en aklı başında başkanlardan biri olan Abraham Lincoln köleliği kaldırdı. Köleliği kaldırınca da, tabii köleliğin kaldırılması güzel bir gelişme ama köleliği kaldırınca da ister istemez bir insan gücüne ihtiyaç duyuldu. Yeni bağımsızlığını kazanmış bu Latin Amerika ülkeleri de yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin, uçsuz bucaksız arazileri var. Bunun için işçiye ihtiyaç duymaya başladılar. Şimdi kölelik de kaldırılınca insan gücü lazım oldu bunlara haliyle. Bunları birinin işlemesi lazım, tarlaları birinin sürmesi lazım, madenleri birinin çıkartması lazım. İşte tam bu noktada yeni bağımsızlığını kazanmış olan Brezilya'nın kralı 2. Pedro bu eksikliği, yani bu insan eksikliğini ortadan kaldırmak için geldi, 2. Abdülhamid'in kapısını çaldı. 2. Abdülhamid'le görüştü ve aslında ne yaptı biliyor musunuz? Ülkesi için işçi istedi. Bu hikaye size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, yine aynı şekilde Almanya'ya da biz işçi yollamıştık, işçi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Bu da aynı şekilde, aynı hikaye aslına bakarsanız tarihte. 2. Pedro İstanbul'dan sonra Beyrut limanına gitti, Lübnan'a gitti ve burada çeşitli şekillerde işte ülkesine çağırdı oradaki insanları, çalışmaları için, işte iş imkanı sağlamak için. Haliyle oradaki insanlar da orada yaşanan olaylardan sıkıldıkları için diyelim, yani çok parlak durumda olmadığı için durumları, 2. Pedro'nun bu teklifi onlara çok cazip geldi. Daha sonraki süreçte büyük bir göç dalgası yaşanmaya başladı. Hatta rakam verebiliriz. Rakamlara göre Osmanlı'nın işte bu yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulana kadar 1 milyon kişi Osmanlı topraklarından göç etti savaşlar nedeniyle ya da bir takım işte ayrılmalar nedeniyle. Her neyse, gelelim hikayemize, geri dönelim. Buradaki işte Arap nüfus, Museviler, Süryaniler bir şekilde çok zorlu yolculuklar sonucunda, yani takdir edersiniz ki çok eski bir tarihten bahsediyoruz ve o tarihlerde de kalkıp da yani Beyrut'tan Latin Amerika'ya, Şili'ye, Brezilya'ya gitmek çok büyük bir mesele. İnsanlar gemilerle neyse uzun günler boyunca Brezilya'ya gittiler, Şili'ye gittiler, Meksika'ya gittiler. Birçoğu Latin Amerika'ya bir şekilde ulaştı. Buradaki insanların aslında maksadı, yani bir rivayete göre diyelim, Amerika'ya gitmek. Ancak Amerika'ya giremiyorlar. Ne fark eder? Burası da Amerika'dır diyorlar ve orada kalıyorlar. Daha sonra bu Latin Amerika ülkelerine bu insanlar böyle yoğun göç etmeye başladıktan sonra oralara yerleşmeye başladılar. Tabii büyük sıkıntılar da çektiler. Mesela dil en önemli sıkıntıydı. Çünkü yani şöyle bir şey var, hem dillerini bilmiyorlar, alfabelerini de bilmiyorlar. Arap alfabesiyle konuşup yazmışlar bu zamana kadar. Haliyle coğrafya, Osmanlı'da Arap alfabesi kullanılıyordu. Hem Latin alfabesi hem de farklı bir dil. Dil konusunda bayağı bir sıkıntılar yaşadılar. Ama ne yaptılar? Ticaret konusunda bu giden nüfus, yani Osmanlı'dan Latin Amerika'ya giden nüfus ticaret konusunda becerikliydi. Daha önce kendi ülkelerinde de ticaret yapmışlardı. Bir şekilde ticarete atıldı bu insanlar ve orada bir şekilde ticaret yapmaya başladılar. Genellikle toptancılık ve tekstil işiyle ilgilenmeye başladı bu insanlar. Şimdi bir de şu konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden onlara El Turcolar diyorlar? Bunlar çünkü genellikle hani Arap nüfusunu oluşturuyor, Arapları oluşturuyorlar ya da Süryani ya da Musevileri. Neden? Onun da nedeni şu. O dönem işte Latin Amerika'ya gittiklerinde ellerinde Osmanlı pasaportu var. İşte insanlar da Osmanlı pasaportunu görünce herhangi bir ırk ayrımı yapmadan hepsine Türk demişler. Daha doğrusu kendi dillerinde onu Turco'ya çevirmişler. O şekilde hitap etmişler onlara ve zamanla bu Turcolar Latin Amerika ülkelerinde zenginleşmişler. İyi yerlere, hatta devlet kademelerine gelmişler. Uzun yıllar önce yaptıkları bu uzun zahmetli yolculuklarının karşılığını almışlar bir şekilde diyelim. Hemen bu El Turco isminden bahsederken şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim sizlere. Dünyaca ünlü İspanyol yazar, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar. Siz de belki kitaplarını okumuşsunuzdur. İlla okumuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli çok meşhur bir kitabı var. O kitapta da kitabın çoğu yerinde Turcolardan bahsediyor. Yalnız kitabın editör küçük bir not düşmüş kitabın altına. Şey diyor, hani o dönemler işte oraya gelen Araplara Türk ismiyle hitap ediliyordu, Turka deniliyordu diyor. Küçük kitabın altında bulunan küçük dipnotta. Zaten o kitabın baş kahramanlarından biri olan ve cinayete kurban giden Santiago Nasar'da daha önce oraya göçmüş bir Arap'ın oğlu. Baş kahramanı da aslında orada bir Turco'dan bahsediyor yazarımız o meşhur kitabında. Bunun dışında bu Turcolar siyaset kademelerinde de çeşitli Latin Amerika ülkelerinde iyi kademelere gelmiş. Mesela şu an hala hazırda devlet başkanlığı koltuğunda oturan El Salvador devlet başkanlığı koltuğunda oturan Nayib Bukele'de Filistin kökenli bir Turco aslında. Şimdi bir rivayete göre de şöyle bir şey de var. Evet, bu insanlar kalktılar. Orta Doğu'dan çok uzak bir memlekete çalışmaya gittiler. Tabi buradaki maksatları belki orada kalmak değildi. Birçoğunun hatta yani şöyle %44 kadar bir kısmı, yani bu göç edenlerin %44'ünün bir araştırmaya göre bekar oldukları söyleniyor. Aslında bunların belki de maksadı orada gidip çalışıp yeni dünyanın nimetlerinden faydalanıp sonra tekrar ülkelerine dönmekti belki, ama maalesef ki gittiler, çalıştılar orada, ama geri dönmek isteyecekleri sıralarda artık geri dönebilecekleri bir Osmanlı Devleti kalmamıştı ne yazık ki. O sıralarda Orta Doğu bir takım anlaşmalarla paramparça edilmişti. Son olarak size şunları söyleyebiliriz ki bugün Latin Amerika ülkesinin kalkınmasında, Latin Amerika ülkelerinin kalkınması ki hani şu an gerçekten ekonomik olarak çok iyi durumda olduklarını söyleyemiyoruz. Brezilya hariç, Brezilya'yı ayrı tutuyorum tabii ki de. Ama şöyle bir şey var, tabii bu ülkelerin kalkınmasında, bu ülkenin sanayisinin gelişmesinde, bir şekilde toprağının sürülmesinde, tarımının iyileştirilmesinde Turcoların çok önemli bir payı var. Hatta biraz önce de dediğim gibi siyasete girmişler, devlet kademelerinde iyi yerlere gelmişler, içlerinden dünyaca ünlü bir şarkıcı çıkmış. Bir de şunu belirtmek istiyorum sizlere unutmadan, buraya giden bu Arapların köken olarak da genellikle zaten Beyrut ve Lübnan kökenli oluyorlar. İşte Filistinliler de var arada çıkan. Bir şekilde hem kendilerini hem bulundukları ülkeyi kalkındırmışlar, zenginleşmişler ve şu anda da yaşadıkları ülkenin nüfuslarının büyük bir bölümünü oluşturmuşlar. Buraya giden Arapların işte birçoğunun dinlerini unuttuğu söyleniyor, Katolikliğe geçtiği söyleniyor. Bazı yapılan araştırmalara göre, işte oraya gidip gören araştırmacılara göre, yani okuduklarımıza göre buradaki Türkoların büyük bir çoğunluğu aslında dillerini de kaybetmişler. Şöyle bir önceki nesil evet getirdikleri dili konuşuyorlarmış ama şimdi bu bizim çağımızda yaşayan nesil kendi dillerinden ziyade bulundukları ülkede hangi dil konuşuluyorsa, ki muhtemelen bu İspanyolcadır, bu dili konuşuyorlarmış. Ama şöyle bir şey var, yemek kültürlerini kaybetmedikleri söyleniyor. Tabi illaki yani bir yerden, bir kıtadan başka bir kıtaya gidiyorsunuz. Çok farklı bir kültür, çok farklı bir insanlar. Ama haliyle benim tahminimce, gidip görmedim ama tahminimce bu insanlar birbirleriyle etkileşim içinde bulunmuşlardır. O onun kültürünü etkilemiştir, öbürü öbürünü etkilemiştir. Bu şekilde nasıl olduysa artık bir kültürel kaynaşma sağlanıyor ve El Turcolar kendilerine El Turco ismiyle Latin Amerika ülkelerinde yer ediniyorlar. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.